Evet, dün Kandil'de yapılan açıklama, PKK tarafından yapılan açıklama Türkiye ve dünya kamuoyuna merakla bekleniyordu. Açıklamanın ayrıntıları ve bundan sonraki süreç nasıl devam edecek? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'la konuşacağız. Sevgili seyirciler, Sayın Tezcan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, az önce de söyledik. Dün hem Türkiye'de hem dünyada merakla beklendiği, değerlendirilen PKK'nın açıklaması geldi. Açıklama ile ilgili çok önemli ayrıntılar var. Beklendiği gibi miydi bu açıklama yoksa daha da mı ileri gidildi? CHP'nin buna bakışı nedir? Örneğin aslında genel olarak bakarsak en dikkat çekici noktalardan biri, nihai hedeflerden birinin de ta en başından beri konuştuğumuz Abdullah Öcalan'ın özgür kalması. Son aşamada talep edilen bu normalleşme sürecinde, ama onun önünde tabii bir anayasa süreciyle ilgili açıklamalar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kandil'den yapılan bu açıklamayı? Tabii ki CHP'nin genel görüşü nedir bu anlamda? Yani Kandil'den yapılan açıklamayı değerlendirirken nereden baktığınız önemli. PKK'nın penceresinden bakarsanız, Kandil'in penceresinden bakarsanız, Abdullah Öcalan'ın penceresinden bakarsanız açıklama kendi açılarından stratejik olarak çok doğru planlanmış, kendi pencerelerinde çok doğru planlanmış, hedefe kilitlenmiş ve adım adım istediklerini almaya dönük bir açıklama. Evet. Yani başından itibaren söylediğimiz bir şey var. Bakın bu sürecin iki aktörü var. Arkadaki diğer aktörleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, öbürüsü Abdullah Öcalan. Masanın bir tarafında o, bir tarafında Öcalan, bir tarafında Erdoğan var. Bir tarafında PKK var, bir tarafında AKP var. Şu anda gelinen noktada da artık bu ortaya çıkmıştır. Hı hı. Şimdi Karayılan'ın açıklamasında günlerden anlatıyordu. Başbakan diyordu ki silahlarını gömecek gidecekler, silahlarını bırakıp gidecekler, kim demiş diye. Ahkam kesiyordu, yüksek perdeden konuşuyordu. Ne oldu şimdi? Ne var ortada? Bakın Karayılan'ın açıklaması çok net. Karayılan diyor ki, PKK diyor ki aslında, Türk ordusu ve Türkiye'nin milis güçleri, Türk devletinin silahlı güçleri silahlarını bıraksın. PKK'nın silahlı güçleri de silahlarıyla beraber sınırın ötesinde yedeğe çekilsin, beklesin, isteklerimizi gerçekleştirelim, alalım, aldıktan sonra silahı bırakırız diyor. Evet. Aldıktan sonra da silahı bırakmayacaklar. İstediklerini aldıktan sonra o silahlı güçler artık resmi PKK'nın güvenlik görevlisi olarak sosyal güvenlikleriyle beraber şey olacaklar, devlet görevlisi olacaklar. Çünkü stratejik olarak hedefledikleri nokta eyalet sistemi, federatif yapı ve o federatif yapıda da PKK'yı meşru bir silahlı güç olarak konumlandırıp mevzilendirip devam edecekler. Üç tane şart söyledi dünkü açıklamalarda, hep beraber izledik. Ne diyor? Birincisi, geldiğimiz gibi geldiğimiz yoldan geri çekileceğiz diyor silahlarımızla beraber. Birinci şart bu. İkincisi, silahı bırakmayacağız, çekileceğiz, evet. Sınırın ötesinde Kuzey Irak'ta konuşlanacağız diyor. Yani Kandil'de ve o cephede gücümüzü muhafaza edeceğiz diyor. İki, bu gücümüzle beraber süreci takip edeceğiz diyor. İkinci aşamaya gelecek, anayasada düzenlemeler istiyoruz diyor. Evet. Nedir anayasadaki düzenlemeler? Anayasa, millete sesleniyorum, Türk milletine sesleniyorum. Anayasa bir devletin temel kuruluş düzenidir. Bir ülkenin temel kararıdır, yönetim kararıdır. Devletin nasıl olacağını ifade eden bir yazılı hukuk belgesidir. Hı hı. En temel belgedir, temel kanundur. Diyor ki ben silahlı güçlerimi çekeceğim dışarı, ondan sonra da anayasayı yeniden düzenleyeceksiniz. Beni tarif edeceksiniz anayasada, evet. Diyor. Beni dediği Kürt halkının haklarının güvence altına alınması değil. Örgüt olarak, bir siyasal kimlik olarak beni tanıyacaksınız diyor. Tarif edileceğim anayasada bir siyasal otorite olarak diyor. Kastettiği bu. Bunu çok iyi, böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Anayasadan istediğimi alacağım diyor ki, bu eyaletleşme projesidir, federasyon projesidir. Siyasetin aktif aktörü olma talebidir ki APO İmralı tutanaklarında bunu ifade etmiştir. Nevruz mesajında da bunu ifade etmiştir. Evet. Oradakinin bir tekrarıdır. Ondan sonra diyor Abdullah Öcalan, Önder Öcalan dahil olmak üzere bütün PKK'lılar affedilecek diyor. Özgürleşecek diyor. Ben ancak ondan sonra silahı bırakırım diyor. Bu şu demektir. Ben savaşa devam ediyorum. Elimde silah, ordumla, ordumun mevzisini değiştirdim. Suriye sınırına, Suriye ve Irak sınırına çekiyorum. Burada hazır bekliyorum. Benim stratejik hedeflerim gerçekleşmezse
yeniden sınırdan girer ve bu çatışmayı başlatırım diyor. Şimdi işin özü bu. Bunu söylerken de diyor ki ben silahlımla devam edeceğim ama Türk silahlı kuvvet koruculuk kalksın diyor. Evet. Ondan sonra özel kuvvetler kaldırılsın diyor. Yani Allah'ın bütün önlemlerin kaldırılması istiyor. Tabii özel kuvvetler kaldırılsın diyor. Evet. Yani Türk silahlı kuvvetlerinin silahlı mücadele edebilecek güçleri pasifize edilsin ama ben silahlı olarak bekleyeyim diyor. Böyle bir tablo var. Şimdi bu tablo PKK'nın penceresinden baktığınızda kendi açılarından izah edilebilir bir tablo. Bakın bu planlama ne yazık ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki bir yıllık siyaset planlamasına paraleldir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıllık siyaseti, Türk siyasetini 2014 sonuna kadar planlaması PKK'nın ve APO'nun şimdi de Karayılan'ın planlamasıyla paraleldir. Birlikte planladılar. Türkiye'nin önümüzdeki bir yılını birlikte planladılar. Başbakanın bir ateşkese ihtiyacı var. Hı hı. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi. Çatışmanın olmadığı bir süreçte 3 seçimi arka arkaya geçirmeye ihtiyacı var. Yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler. Arada bir de referandum meselesi evet. var. Şimdi Mayıs ayında Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan beklenen sonucu alamayacağını ifade ediyor iktidar çevreleri. Zaten bundan 6 ay önce de masayı sabote etmeye başladı başbakan. Buradan bir anayasa çıkarmak istemiyor. Çünkü onun istediği anayasada bir başkanlık rejimi istiyor. Başkanlık rejimini alabilmek için yetkili, etkili, partili cumhurbaşkanı olabilmek için güce ihtiyacı var. Bunun için de federasyonu verecek. Federasyonu verecek, başkanlık rejimini alacak. Böyle bir pazarlık var. Ve bunu yapabilmesi için, bunu halka anlatabilmesi için bir güvenli bir ortama ihtiyaç var. Bir barış ortamına ihtiyaç var. Buna göre planlıyorlar. Yani görüntüdeki yaratılan tablo bu. Evet. Yani söylediklerinin tamamen dışında şimdi şu soruyu sormak lazım. Bunu bir hamaset olarak söylemiyorum. Peki stratejik olarak Karayılan'ın söylediklerinden anlıyoruz ki İstedikleri şu, stratejik olarak ben hedeflerime ulaşırım, ondan sonra silahı bırakırım diyor. O zaman bunu da medyada birçok yazar ne güzel çözülüyor diye anlatıyor. Yani bunun uzun süreli bir barış olabileceğini anlatıyor. Peki şunu sormak lazım, öyle düşünmeyenler de var. Mesela bugün Taha Akyol'un yazısı ilginçtir. Yani tereddütlerini çok net, evet. Herhangi bir tarafa angaje olmayan bir yazar olarak ciddi biçimde ki bu süreci destekleyen, özünde bu süreci destekleyen bir yazar olarak çok ciddi kaygılarını da ifade etmiştir. Tavsiye ederim herkese bugün o yazıyı okumasını. Şimdi buradaki mesele şu. O zaman şu soruyu sormak lazım. Biraz da kinayeli bu soru, sorduğum soru. Peki 1984 yılında PKK ilk ortaya çıkıp ilk eylemini yaptığında 83-84 neyse o yıllarda o zaman her istediklerini kabul etseydik tamam deseydik de bugüne kadar 30 yıldır, 40 yıldır bu terör olmasaydı, bu kadar kan akmasaydı. Yani bugün gelinen nokta 84'te çıktıkları zaman söyledikleri noktadır. Bugün talep ettikleri nokta. PKK bir adım geri atmamıştır. Sadece silahlı güçler, PKK'nın, terör örgütünün silahlı güçleri devlet gözetiminde mevzi değiştirmektedir. Bakın bu süreç bir barış süreci değildir. Bu süreç bir çözüm süreci değildir. Bu süreç devlet kontrolünde, iktidar kontrolünde PKK terör örgütünün silahlı güçlerinin mevzi değiştirmesidir. Türkiye'deki güçlerini güvenli bir şekilde hem de devlet güvenliği altında Suriye'ye çekme operasyonudur bu. Niye Suriye'ye çekme operasyonudur? Suriye'de bir başka savaş var. Amerika'nın bölgede istediği bir başka savaş var ve o savaşta PKK'nın silahlı güçlerini orada o savaşın içerisinde savaşa sokma çabası var. Şimdi geçen Fransız televizyonu sanıyorum verdi bu konuda. PYD'nin militanı, kadın militanları, silahlı kadın militanları Suriye'de Esad'a karşı savaşan güçlerin içerisinde. PYD ile Esad arasındaki bağ koptu. Bakın paralelliğe bakın. PYD ile Esad arasındaki o biz çatışmayız noktası bitti. Doğrudan PYD artık Suriye'de
savaşın içerisinde Esad güçlerine karşı savaşmaya başladı. İsrail aynı dönemde Türkiye'den özür diledi. Özrünün gerekçesini de kendisi açıkladı. Biz söylemiyoruz. Suriye savaşı bizim için önemli. İşler Suriye'de istediğimiz gibi gitmiyor. O yüzden Türkiye ile barışmamız lazım dedi. Aynı dönemde PKK'nın silahlı güçleri devlet kontrolünde mevzi değiştiriyor. Türkiye'deki cephe, kendi onların penceresinden söylüyorum. Hı hı. Türkiye'deki cephelerden, mevzilerden Suriye mevzisine geçiyor. Orada bakın önümüzdeki süreçte çok ciddi bir ordu gücü olarak tekrar PKK karşımıza çıkacak. Bakın bu daha sürecin sonunda. Daha güçlü evet. bir ordu gücü olarak karşımıza çıkacak ve başbakan bu noktada ihanet içerisindedir. Ciddi bir şey söylüyorum. Bu noktada ihanet içerisindedir. Bu ihanetin ölçüsü illa birileriyle oturup da bir pazarlık yapma değildir. Kendi iktidar ve istikbali çerçevesinde dönüp başkanlık rejimini yürütebilmek noktasında Türkiye'nin bütün bir tarihini ve geçmişini bugüne kadarki birikimini yok sayacak bir pazarlık masasının başındadır. Bu çok tehlikeli bir noktaya getirecektir. Evet, gene buraya döneceğim. Başbakan Erdoğan ve AKP'nin ne yapmak istediği ve ne noktaya geldiği de CHP'nin tavrını soracağım ama şimdi bugün Karayılan'ın açıklamalarından yine öne çıkanlardan biri de ulus devletle ilgili. Ulus devlete karşıyız diyor ve buradan biraz İmralı zabıtlarını hatırlamak gerekirse evet. ulus devlette diktatörlük olur diyor. Yani ulus yani, devlet. Yani çok uluslu bir yeniden yapılanma planı. Hı-hı. Bakın bunu daha önce sizin programınızda da başka yerlerde de tekraren sık sık söyledik. Şimdi mesele bir anayasa ikinci adımdaki anayasa tarifi anayasada beklentilerimizin karşılanması tarifi aslında ulus devletin tasfiyesi tarifidir. Bir çok uluslu yapı İmralı tutanaklarında ve daha sonrasında da Nevruz 21 Mart'taki mektubunda Abdullah Öcalan şunu net olarak söylemiştir. Bir, ulus devlet bitmiştir. İki, çok uluslu bir çözüm bulmamız gerekir. Çok uluslu çözümde Irak, Suriye ve Türkiye halkları, Kürt, Türk, Arap hepsi kendi gelecekleriyle ilgili karar vereceklerdir demiştir. Bu çok açık bir federasyon tarifidir, eyaletleşme tarifidir. Ve şunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Abdullah Öcalan'la Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin rejimini bir federatif yapı olarak planlamışlardır. Planladıkları yapıyı da şimdi hayata geçiriyorlar. Biraz önce söylediğim çekilme sürecine ilişkin strateji Recep Tayyip Erdoğan'la Abdullah Öcalan'ın pazarlık yaptığı, konuştuğu, planladığı bir stratejidir. Konfederatif bir yapıya giden ya da federatif bir yapıya giden eyalet sistemine doğru götüren bir yapıdır. Bu Türkiye'yi bölecek bir yapıdır. Bakın ben bir soru önergesi verdim. Geçenlerde 3 gün önce verdim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çevrim içi polis tesislerine gelen istihbari raporlara göre PKK telsizlerinde birbirlerine şu çağrıyı yapıyor. PKK'ya katılsınlar. Bugün PKK'ya katılırsanız yarın sigortası sosyal güvenliği olan eyalet sistemine geçtiğimizde sosyal güvenliği sigortası olan asker olacaksınız, polis olacaksınız, güvenlik görevlisi olacaksınız. Yani kendi devletlerinin güvenlik görevlileri olacaksınız diyor. Ve bilinmeyen başka bir şey var. PKK'dan uzaklaşmıyor insanlar. Daha hızlı bir şekilde şu anda PKK'ya katılım olduğu söyleniyor. Bunlar istihbarat raporları. Devletin elinde bunlar var. Bu raporlar. Tabii bunu şöyle bir algı da çıktı. Yani PKK çekiliyor ama nasıl çekiliyor? Güçlenerek mi çekiliyor? Eğer güçlenerek çekiliyorsa tabii ki doğal olarak aslında katılımda... Abdullah Öcalan bunu söyledi. Aha. İmralı tutanaklarında daha da güçlenecek dedi. Çekilme gerillayı zayıflatmayacak dedi onun tabiri. Çekilme gerillayı zayıflatmayacak. Çekilme gerillayı büyütecek dedi. Tablo bu. Böyle bir tabloya doğru götürüyorlar. Bu tablo Türkiye'de terörü ortadan kaldırmaya dönük bir tablo değil. Bir devlet barış sürecini böyle yürütmez. Bir egemen devlet çözüm sürecini böyle yürütmez. Bakın burada konuşulan şey Türkiye'nin anayasal düzenidir. Yani artık açıkça terör örgütüyle Karayılan'ın dünkü açıklamasından sonra da şu çok net ortaya çıkmıştır. Türk devleti hükümet temsil eden olduğu için süreci yöneten olduğu için bugün terör örgütüyle
devlet sistemini konuşur hale gelmiştir. Tablo budur. Evet. Planlama bu doğrultuda yürütülmektedir. Hiçbir bağımsız egemen ülke kendi içerisinde terör örgütünü meşrulaştırırken aynı meşrulaştırma sürecinde geleceğindeki devlet düzenini terör örgütüyle birlikte kurgulamaz. Şu anda yapılan budur. Türkiye'nin devlet düzeni terör örgütüyle beraber masanın başında yeniden kurgulanmaktadır. Buna Türk milletinin izin vereceğini tahmin etmiyorum. Şimdi bir de şu taraftan bakalım o zaman. Biz günlerdir, haftalardır, aylardır bu İmralı süreciyle birlikte ne yapılmak istendiği, nelerin olabileceğini, işte dün Kandil'de yapılan açıklamanın ne anlamı ifade ettiğini, altını okumak gerekirse neler çıkarılabilir, bunları konuşuyoruz. Evet, konuşuyoruz. Tamam, bunları biliyoruz da diyor izleyiciler ama bunların bilinmesi gerek ki barışa evet mi? Nasıl bir barışa evet diyoruz? Kan dökülmesine dur denilsin. Nasıl bir dur bu? Bunların altını iyi okumak lazım. Buna karşı çıkanlar ne gerekçeyle karşı çıkar? Yola devam diyenler sizin de söylediğiniz şeylerin olabileceğini öngörüyorlar mı? Tamam, kan dursun. Bugün kan durdu. PKK şu anda herhangi bir çatışmada bulunmuyor. Ama bundan sonraki sürece evet demek aslında neler götürecek, neler getirecek? Bundan sonra bunu konuşmak lazım. Yani şimdi olanlar ortada, olabilecekler ortada. Siz de örneğin CHP olarak, ana muhalefet partisi olarak bilgi paylaşımı olmadığından yana sıkıntılıydınız. Ama görünen tablo artık ortada. Bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Şimdi bakın, bizim burada söylediğimiz çok net. Bu konuda kanın akmasını hiç kimse istemez. Hı hı. Sadece biz değil, hiç kimse istemez. Evet. Herkes barışı ister. Ama barışın bir bedeli vardır. Evet. Şimdi barışın bedeli, egemen devleti yeniden savaşı, çatışmayı çıkaran terör örgütünün kafasındaki projeye ve stratejiye göre şekillendirmekse, böyle bir barışı aklı başında hiçbir yurtseverin kabul edeceğini zannetmiyorum. Türk halkını ve bizi bir yere sıkıştırdıklarını zannediyorlar. Yapılmak istenen şu, yaratılan propaganda şu: bizi kan mı istiyorsun, barış mı istiyorsun diye iki sorunun arasına sıkıştıracaklarını sanıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Türkiye'deki vicdanlı, namuslu insanları, sıradan vatandaşları bu iki oğlun ölsün mü askerde, çatışmada, terörde, yoksa barış içerisinde mi yaşasın? Tabii ki herkes barış içerisinde yaşanmasını ister. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Ama önümüzdeki problem bu değil. O zaman şu soruyu sormak lazım: barışın bedeli nedir? Evet. Yani bu soru tarihin her döneminde sorulabilir. Türkiye işgal altındayken 1919'lu yıllarda ve 1919'da barış, o zaman da aynı soruyu şöyle sorabilmek mümkündü. İşgal edilmiş, Anadolu paylaşılmak isteniyor. Doğuda Kürdistan, Ermenistan, işte sadece İç Anadolu'da bir bölge bırakılmış. Batıda Yunanistan'a teslim edilmiş. Güneyde Fransızlar, İtalyanlar Anadolu'yu paylaşmışlar ve biz çıkıp kan akmasın diyoruz. O zaman kan akmamasının yolu vardı. Kurtuluş Savaşı'nda kan aktı. Niye? Bağımsızlığımızı korumak için, ulusal devleti korumak için, milli bütünlüğümüzü korumak için, egemen, bağımsız bir millet olarak, onurlu bir millet olarak yaşamak için Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Kan akmadı mı? Aktı. Akacaktı. Çünkü o günkü şartlarda barışın bedeli teslim olmaktı. İşgali kabul etmekti, parçalanmayı kabul etmekti. Şimdi şunu söylemek mümkün mü? Ya o kadar kan aktı Kurtuluş Savaşı'nda, keşke kabul etseydik parçalanmayı da teslim olsaydık, barış olsaydı, kan akmasaydı. Bu da söylenebilir. Geldiğimiz noktada barışın bir bedeli vardır. Bugün terör örgütü açık olarak şunu ilan etmiştir dün: bu barışın bedeli benim taleplerimi kabul etmendir diyor. Çok açık. Evet, çok açık, çok açık aslında bu. Yani şimdi önce bunu tarif edeceğiz millete. Bunu tarif edeceğiz. Ondan sonra soruyu soracağız. Diyor ki, bu bana barış istiyor musun, istemiyor musun diyenlere söylüyorum. Evet. Buna karşı çıkanları barış düşmanı, savaş çığırtkanı gibi anlatmak isteyenlere söylüyorum. Önce şu soruyu soracak her namuslu insan kendisine: bu barışın bedeli nedir? Ne olacak? Şimdi bu barışın bedeli dünkü açıklamadan sonra net olarak çıkmıştır. Evet. Bu bir geçici ateşkes dönemidir. Barışın bedeli PKK terör örgütünün taleplerinin kabul edilmesidir. Silahı alacağım elimde diyor. Bu üç şartı gerçekleştirinceye kadar tutacağım. Bir başka şey daha söylüyor Karayılan. Atlamayalım onu. Bakın, Türk devletine
bizim mektuplarımızda yazdığımız Önder Öcalan'a diyor, Önder Apo'ya mektuplarımızda gönderdiğimiz ve devletin de bilgisi dahilinde olan bilgiler çerçevesinde süreç gelişiyor diyor. Nedir bunlar? Devletin bilgisi dahilinde şu ana kadar açıklanmayan Karayılan'ın Apo'ya mektubunda yazdığı, Kandil'den İmralı'ya mektupta yazanlar neler? Belli ki millete izah edemeyecekleri angajmanların içerisinde şu anda iktidar. Hani genel başkanımız demişti ya, kredi veriyoruz ama dört şart var. Bunun birisi de millete izah edemeyeceğin angajmanların içine girme diye. İşte o açıklanmayan mektuplarda, devletin bilgisi dahilinde ama kamuoyunun bilgisinde olmayan mektuplarda bu pazarlıklar var. Ve ben bildiğim bir şey yok. Sadece tahmin yürütüyorum. Ama gelişmelerin akışına bakıp akıllı bir insan olarak, makul bir insan olarak okuduğunu ya da izlediklerini yorumlayabilen birisi olarak bakıyorum, diyorum ki demek ki bu gizli mektuplarda şu var. Biraz da karikatürize ederek anlatıyorum. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki aman ha, şu partili cumhurbaşkanlığı işini bir geçirelim. Ben bir cumhurbaşkanı olayım. Ondan sonra sizin dediklerinizi yapacağız. Genel hafta çıkacak. Federasyon da olacak. Hepsinde anlaştık. Ama bu şu anda biz bu Türk milletine bunu anlatamayız. Şimdi biz bunu anlatırsak bizi perişan ederler. Şu anda Türk milletine anlatabileceğimiz en kolay şey barıştır. Çünkü savaşı kimse istemiyor. En masum ve en doğru beklenti budur. En kolay kabul edilebilir. En kolay kabul edilebilir ki gerçekten de barışı herkes ister. Onun için bu dönemi böyle geçelim diye bir pazarlık sürecidir. Ama tekrar şunu vurgulayarak söylüyorum. Barışın bedelinin ne olduğunu herkesin oturup anlaması lazım. Çünkü barışın bedeli Türkiye'yi parçalamak isteyen, Türkiye'yi kendi anlayışı doğrultusunda Türk devlet düzenini yeniden kurmak isteyen terör örgütünün taleplerinin karşılanması ise bu barış gerçek bir barış olamaz. Bu barış Türkiye'yi 3-5 yıl sonra bir büyük çatışmanın eşiğine taşır. Daha büyük bir çatışmanın eşiğine taşır. Apo bunu bildiği için bu süreç olmazsa 50 bin kişiyle bir hak savaşı başlar dedi. Yeni bir hak savaşı başlar dedi. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmaz dedi. Türk milleti tehdit edilerek, Türk devleti tehdit edilerek, Türk silahlı güçleri tehdit edilerek, Türk yurtseverleri tehdit edilerek, bu sürece dikkat çeken siyasetçiler tehdit edilerek, Türkiye'nin siyaset kurumu tehdit edilerek, bütün bir sistem akıl tutulması eşliğinde terör örgütünün inisiyatifine terk ediliyor. Bugünkü tablo budur. Terör örgütünün inisiyatifine terk ediliyor. Bu süreç kabul edilebilir bir süreç değildir. Yani özetle şunu söyleyebilir miyiz? Barış için, kan dökülmesinin durması için ki eğer istenen buysa, bunu çok çeşitli kesimlerden farklı nedenleri de olduğu ifade ediliyor. İşte bunun sonrasında bir federatif yapı, başkanlık sistemi, bunu uzunca süredir konuşuyoruz Sayın Tezcan. Eğer bu uğurda bunlar feda edilmeli ise edilmeli midir? Bakın ben barışın açık yöntemi, ve net evet, yani. Evet yani yöntem şu olmalı. Çözüm ne diyorlar ya, konuşuyoruz. Bakın bu çözüm değildir. Bu barış çözümü değildir. Barışın bedeli biraz önce anlattım. Başka bir şey. Biz ne diyoruz? Biz şunu söylüyoruz. Evet, Türkiye'nin kalıcı ciddi bir barışa ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Türkiye'nin kalıcı ciddi bir barışa ihtiyacı var. Bir, ulus devletten taviz vermeyeceğiz. Biz devlet yapımızı Karayılan'ın ağzına bakarak tarif edemeyiz. Abdullah Öcalan'ın keyfine göre de Türk devletini şekillendiremeyiz. Ulus devletten vazgeçmeyeceğiz. Üniter yapıdan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir terör örgütü lideri Türkiye'de barışın sağlamasının şartı olarak ulus devleti tasfiyeyi akıllarına getirmesin. Bir kere buraya seti çekeceğiz. Burada bir kararlı duracağız. Ulus devleti tasfiye ettirmeyiz. Amerika'da Al Gore son 200 yıllık Amerikan tarihi, Amerikan ulusu yaratma tarihidir. Bununla geçmiştir. Ulus yaratma mücadelesiyle geçmiştir diyor. Amerika kendisi bir ulus olma kavgası verirken ben hem de tarihi köklerimden gelen ulusu tasfiye ettireceğim. Böyle bir şey yok. 200 tane devlet var dünyada. 200 devletin 190 küsur tane, 200 tanesi de ulus devlet ekseni üzerinde şekillenmiş. Şimdi bakın, o kadar uzun dağıtmadan konuyu. Bir, ulus devletten taviz vermeyeceğiz. Üniter yapıdan taviz vermeyeceğiz. Bu bir. İki, rejimi terör örgütünün isteğine göre şekillendirmeyeceğiz.
Türk devleti yenilmedi. Böyle bir şey yok. Hani yenme yenilme kavramlarını kullanmayın diyorlar. Doğru, kullanmayalım. Kullanmayalım ama gelinen noktada terör örgütünün bütün canlı yayın araçlarını göndereceksiniz. Canlı yayın araçları yayın yapacak. Bütün gündem oraya kilitlenecek. Ondan sonra orada da çıkacak adam diyecek ki bana teslim olursanız barış olur. Bana teslim olmazsanız barış olmaz. E bunun içinde gizlice yenme yenilme kavramı yok mu? Ben galip çıkarsam ancak barış olur diyor. Tablo bu. Bu bir kere bu noktada kendi pozisyonunu anayasal düzenli terör örgütüne tartışmayacaksın. Tartıştırmayacaksın. Türkiye'nin anayasal yapısı belli. Ha gelelim içerideki problemimize. Evet. Türkiye'de Kürtlerin problemi var mı? Vardır. Türkiye'de Kürtlerin Kürt oldukları için özel bir problemi yoktur. Türkiye'de demokratik yaşamın hayata geçirilmesinde ciddi sıkıntılar olduğu için. Türkiye'de sosyolojik olarak Türkiye'nin bölgesel anlamda ciddi problemler yaşadığı için sıkıntılar vardır. 12 Eylül sürecinde bu sıkıntılar kat ve kat artmıştır. 12 Eylül rejimi bölgede gerçekten de İnsanların isimlerini değiştirerek, köylerin isimlerini değiştirerek orada gönül bağının kopmasına neden olacak uygulamalar yaratmıştır. Bunu yaratan demokratik rejim değil, otoriter rejimdir. Onun için çözüm en geniş ölçüde demokrasiyi tesis etmektir. Demokratik hak ve özgürlükleri vereceğiz. Bir farklı grupların, etnik ya da inanç gruplarının sosyolojik olarak varlığını bütün bir zenginlik olarak, milletin zenginliği olarak kabul edeceğiz ve önündeki engelleri hep beraber kaldıracağız. Başka bir şey var, bu yetmez. Kendilerini ifade edebilme, tarif edebilme hakkını tanıyacağız. Şiddete ve teröre başvurmadığı sürece siyasal partiler kanunundan, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa kadar örgütlenme hakkının önündeki bütün engelleri kaldırıp özgürlükçü bir siyasal düzen yaratacağız. Türkiye'de bu yok. Yani ben açık bir şey söylüyorum. Kendisini terörle özdeşleştirmediği, silaha başvurmadığı, şiddete başvurmadığı sürece nasıl bir devlet düzeni istiyorsa bunu tarif eden partisini kursun. O partinin içerisinde sandıkla iktidara gelerek seçim barajı ile ilgili seçim barajını kaldıralım. Bakın biz şu anda çalışma devam ediyor. Sayısı arttı. En son Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında 16 tane başlık saydı demokratikleşme paketi. Onun üzerinde yeniden çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Seçim barajından yargı ve adaleti, yargı bağımsızlığının sağlanmasına, hukukun hakim kılınmasına, savunma hakkının hakim kılınmasına, adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bütün adımları içeren bir demokratikleşme paketi. Demokratikleşme ve hukuku hakim kılma paketi. Özel yetkili mahkemeleri kaldıralım, seçim barajını kaldıralım, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıralım, terörle mücadele kanununu kaldıralım, terör örgütü tarifiyle bütün demokratik örgütlenmelerin önüne geçen uygulamaları kaldıralım, sivil toplumun örgütlenebileceği geniş bir alan yaratalım. Demokrasiyi tesis ettiğimizde kendisini tarif etme imkanı herkes bulacaktır. Bulamadığını düşünen de demokratik örgütlenmeler yoluyla Türkiye'de kendini tarif edebileceği bir sistem yaratma hakkı kazanacaktır. Demokrasi budur. Şimdi çözüm burada. Çözüm kalkıp palyatif olarak bir sene içerisinde ben Türkiye'yi federasyona taşıyacağım ve cumhurbaşkanı olacağım hesabıyla ve hevesiyle aslında arka planda da Türkiye'yi yeni bir cephede savaşa sokacağım. Suriye cephesinde savaşa sokacağım. Suriye cephesinde savaşacak askerlerim var. Uluslararası askere ihtiyacım var. PKK'yı da burada kullanacağım deyip uluslararası konjonktüre bağlı olarak Türkiye'yi bir maceraya sokmak değildir. Bu problemi biz çözeriz. Biz bu problemin evet uluslararası ayağı vardır. Bugün Türkiye'de terör problemini azdıran, tahrik eden uluslararası küresel güçlerdir. 1991 yılından itibaren, 1. Körfez Savaşı'ndan itibaren bölgede çekiç güçle birlikte PKK, Amerika'nın şemsiyesi altında güçlenmiştir, büyümüştür, şekillenmiştir. Ve ondan sonra her bölgesel krizde bakın PKK tekrar gücünü artırmıştır. Bugün gelinen noktada da bölgesel süreçte Türkiye cephesinden alınıp Suriye cephesine monte edilip Suriye cephesinde küresel güçlerin yeni bir savaş aracı olarak kullanılmak isteniyor.
Bu eğer devamlı orada kalacak olsa diyeceğiz ki ya tamam savaş bizim sınırımızdan çıkmış gitmiş lanet olsun nereye giderse. Ama siz diyorsunuz ki ama silahla bu, dışarıda bekliyorlar her an. Bu daha büyük bir ordu olarak bir ordu olarak yarın karşımıza çıkacak. Tarihi sorumluluğu olan herkesin aklını başına alıp bunu düşünmesi lazım. Peki. Şimdi Sayın Tezcan, programın başında da söylemiştim. Bu İmralı süreciyle ilgili barış istiyor musunuz, istemiyor musunuz noktasında bu kadar genel bakmak doğru mu olaya? Dünkü açıklamalardan sonra yapılan işte artık kan dökülmeyecek, buna sevinelim açıklamaları var. Bütün bunları göz önünde bulundurursak artık ne olacağı, çok büyük olağanüstü bir değişiklik olmazsa ne olacağı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hedefler ortada. CHP bundan sonra çok soru geliyor bu anlamda. Yoluna nasıl devam edecek? Kesin bir tavır alması konusunda sorular geliyor. Bundan sonra CHP ne yapacak? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Her şeye rağmen şu anda çatışmanın olmaması, kan dökülmüyor olması güzel bir şeydir. Önce bunu koyalım bir kenara. Evet. Yani biraz önce barışın bedeli nedir diye sorduk ama bir, bunu fırsata çevirmeliyiz. Önce bunu söylüyorum. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Terör örgütü kendi penceresinden süreci böyle yönetmek isteyebilir. Görülen o. Böyle yönetmek istiyor. Bir kere bu süreci terör örgütünün yönetmesine, onun istediği stratejik hedefler çerçevesinde yönetmesine müsaade etmeyelim. AKP iktidarını devlet sorumluluğu içerisinde hareket etmeye çağırıyoruz öncelikle. Bu dönemde demokratik adımları atalım. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili adımları birlikte atalım. Biraz önce söylediğimiz siyasi partiler rejiminden örgütlenme özgürlüğüne dönük bütün temel hak ve özgürlükleri gelin Türkiye'de özgür bir Türkiye yaratalım. Hızla. Bunu birlikte yapalım. Kanunları parlamentoya getirelim. Bununla ilgili hızlı bir şekilde bu süreci geçirelim. Bunu yaparken Türkiye'nin ulus devletten ve üniter yapıdan taviz vermeyeceği kararlılığını gösterelim. Millete gösterelim. Herkes görsün, terör örgütü de görsün. Yani bu süreç terör örgütünün güçlü çıktığı, halkın zayıf, Türk halkının işte buradan Türk devletinin yenilmiş çıktığı bir psikolojik atmosfere sokulmasın. Tam tersine biz... Peki bu haliyle nasıl lehimize çevirebiliriz? Yani ortada her şey. Tablo şu, yapılacak olan şu. İktidar pazarlıktan vazgeçecek. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'la yaptığı pazarlıktan vazgeçecek. Yani şu pazarlıktan. Başkanlık rejimini getirelim, karşısında da federasyonu vereyim, başkanlık rejimini bana verin. Hesabından, sevdasından vazgeçecek. Türkiye'nin temel parlamenter demokrasisiyle ilgili tartışmayı bitireceğiz. O tartışmayı artık bırakacak. Parlamenter demokrasiyi güçlendirecek adımları atacağız. Bununla ilgili bütün değişiklikleri parlamentodan anayasayı değiştirmeden yapmamız mümkündür. Mevcut sistem içerisinde paralel düzenlemeler, paralel mevzuat düzenlemesiyle bunları yapalım. Bu noktada terör örgütü çekiliyorsa çekilsin. Çekilsin yani, çekilenin önüne geçip de vuralım kıralım diye kimsenin böyle bir şey söylediği de yok. Çekilen nereye çekiliyorsa çekilsin burada. Ve bu süreçte artık şiddete, teröre başvurulmadığı ölçüde Türkiye önümüzdeki dönemde kendi yolunu bulur. Özgürlüklerin önünü açan, terörün olmadığı ve kendisini, kimliğini de bir siyasal örgütlenme içerisinde tarif etmek isteyen birisi varsa dönüp ediyor zaten. Edecektir. Artık kan da durmuş. Kimse niye çatışma olmuyor diye hadi çatışmayı tahrik edelim demiyor. Ne ana muhalefet partisi böyle diyor. Ne diğer muhalefet partileri böyle bir şey söylüyor. Kimse de söylemiyor. Peki çekilme de olsun. Süreç devam. Hani böyle devam ediyorsa etsin. Etsin. Ne çıkacak karşımıza? Şu çıkacak. Şart koştu ya dün. Şimdi diyor ki anayasada diyor getirelim. Bu bizim kimliğimizi güvence altına alacak. Anayasada evet. Kürt kimliğini tarifin içine sokalım. Sokmayacağız. Sokamayız. Yani barışın bedeli bu olmaz. Barışın bedeli bir milleti parçalayacak anayasal tarifleri kabul etmekten geçmez. Bunun adı barış değildir. Bunun adı çatışmada ki süreçte bir milleti teslim etmektir. Teslim olun demek. Yani o zaman yani başından buradaki mesele şu. Eğer terör örgütü de ya tamam demokratik hak ve özgürlüklerin genişlemesi, Türkiye'de demokrasiyle ilgili problemlerin çözülmesi,
güzel bir gelişmedir noktasına gelir de silahı tekrar eline almazsa mesele biter. Terör örgütü, hayır efendim siz benim dediğimi kabul etmediniz, ben silahı elime alıyorum diye ısrarcı olursa bir devletin yapacağı şey çok açıktır. Devlet otoritesini kullanacaktır ve sınırları içerisinde güvenliği sağlayacaktır. Bunun aksini kim söyleyebilir? Bugün barışı istediğini söyleyen hangi yazarlar, bu süreci överek anlatan hangi yazar bu söylediğimin aksini söyleyebilir? Yani biz diyoruz ki gidiyorsa gitsin, hadi gitti. Gidene bir şey demiyoruz. Gelin demokratik hak ve özgürlüklerini de önüne açalım. Ama üniter yapıyı, ulus devleti tartışmayız. Yani bu haliyle bunu olmaz tartışmayız. Diyorsun. Ondan sonra, ya şundan olmaz. Terör örgütü olmasın demiyorum. Bakın, terör örgütü kendi planlamasında, ısrarcı olursa, evet, o zaman bu işlikler. Çünkü bu çatışmayı, evet, yaratan terör örgütü. Bakın, bir vatandaşımız çok güzel bir şey söyledi. Biz böyle çok süslü sözlerle konuşuyoruz, derin sözlerle. Aslında en yalın gerçeği halkın kendisi biliyor. Bir vatandaşımız benim bölgemde gittiğimde Aydın'da bir şey söyledi. Dedi ki akil insanlarla ilgili. Ya dedi bu 63 tane akil insan dedi. Gelip dedi 75 milyonu ikna etmeye çalışıyor dedi. Niye dedi zor işten uğraşıyor? 5000 tane PKK'lı yok mu dedi. Evet. Madem 5000 kişiymiş dedi. Devlete kafa tutan bunlar dedi. İsyan eden bunlar dedi. 75 milyon dedi eline silah almadı. 75 milyon devlete kafa tutmadı. 75 milyon rejimle uğraşmadı. Terörü de yaratmadı. Gidip dedi bu 75 milyonu ikna etmeye uğraşacağına gitseler de dedi devlete kafa tutan, silah alan, terörü yaratan 63 kişiyi ikna etseler, 5000 kişiyi ikna etseler ne işi var dedi. Yani PKK'yı gitsin ikna etsin bu 63 kişi. Niye 75 milyon? Hem daha zor, hem de masum olan orası. Saldıran akıl dedi. Yani şimdi işin aslı budur. Evet. Bunu ters çevirerek barış süreci adı altında olmayacak maceralara Türk milletini teslim etmeye kimse kalkmasın. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezcan. Yayınımıza katıldığınız ve yorumlarınız için sevgili seyirciler.